Sürekli kraliçe ile küpe çiçeği. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, bir varmış, bir yokmuş. Ne varmış, ne yokmuş, onu saymayı bırakalım da, çok çok eskiden bir ülke varmış diye başlayalım bu masalımızı anlatmaya. Sözüne ettiğim bu ülkeyi, sağduyu sahibi, iyi yürekli, güzel mi güzel bir kraliçe yönetirmiş. Büyüğünden küçüğüne değin herkes severmiş kraliçeyi. Bizim kraliçemizin üstüne yoktur. Hem iyi yürekli hem de güzel. Bir de kulakları ufak olsaydı ondan güzeli yok denebilirdi derlermiş. Gerçekten de kraliçenin o güzel yüzüne hiç mi hiç yakışmayan iki koca kulağı varmış. Hani kepçe kulak derler ya. Onun gibi işte. Aslında bunun pek de önemi yokmuş. Öyle ya. Ne olur kepçe kulaklı olursa. Ama siz gelin de bunu kraliçeye anlatın. Kulaklarının büyük olmasından öyle üzüntü duyarmış ki. Hatta gizli gizli ağlarmış bile. Bu sıkıntısını yalnızca bahçevan bilirmiş. Çünkü iyi yürekli kraliçe başkalarını üzmemek için üzüntüsünü gizler. Yalnız Bahçede çiçeklerin arasında tek başına kalınca ağlarmış. Bahçevan da o yüzden bilirmiş zaten kraliçenin kocaman kulaklarından duyduğu tasayı. Sevgili kraliçesi üzülür tasalanır da bahçevan sevinir mi? Sevinmez tabii. Kraliçenin sıkıntısı bahçevanın da sıkıntısı olmuş. Bir gün tamam demiş. Kraliçenin kulaklarını güzel gösterecek bir çiçek yetiştireceğim. Kraliçe her gün bu çiçekleri kulağına takacak ve kepçe kulaklarına değil güzel çiçekleri görecek. Bu düşünceyle bahçevancık çalışmaya başlamış. Aradan ne kadar geçmiş bilmiyorum. Bahçenin bir köşesinde şimdi annelerimizin taktığı küpeler gibi sallantılı kırmızı, mor, beyaz, pembe çiçekler açmış. Bu çiçeklerin biçimi küpeye benziyormuş. O yüzden de bahçevan bu renk renk güzel çiçekleri küpe çiçeği adını vermiş. Sonra da dört tane koparıp kraliçeye götürmüş. Sevgili kraliçem, yeni bir çiçek yetiştirdim. Adı küpe çiçeği. Eğer izin verirseniz bu küpe çiçeklerini kendi ellerimle başınıza takayım demiş. Sonra da bütün dikkatini kullanarak bembeyaz küpe çiçeklerini kraliçenin kulaklarına asmış. Kraliçe kendine baksın diye de aynayı tutmuş. Ah, orada olacaktınız da kraliçenin sevincini görecektiniz. Nasıl sevinmesin? Gerçekten de küpe çiçekleri o kepçe kulaklarını kapamamış mı? Kulakları çirkin olmak şöyle dursun. Dem beyaz çiçeklerle güzel bile duruyormuş. Bahçevan o günden sonra her gün bir başka renk küpe çiçeği götürmüş kraliçesini. Onu mutlu gördüğü için de kendi de mutlu olmuş. Başkalarını mutlu edebilmek ne kadar güzel bir vasıf. Sevgi dolu günler diliyorum çocuklar.